Bugün biraz geç oldu ama en azından 6'lı için eğer yetişebilen arkadaşlar varsa onlar bunu değerlendirebilir. Ben Amerika yarışları için tekrar bu yorumları sizlere aktarmak istiyorum. En azından yurt dışı oranları da. Gördüğünüz gibi 6'lı Ganyan ayağı bu. 4 birinci ayakta Akuate'de. Always Akuin bayağı bir direkt çıkıyor. 1 lira 20 kuruş gibi bir orana sahip. Oranları hem buradan görürsünüz arkadaşlar hem en azından değerlendirebilin. Yapabilirsiniz. İyi güzel olacak. 5 numara Cool Lady of Loretta 4,5 lira gibi orana sahip. Yani en yakın rakiplerinden birisi. 3 numara Bowmaker, 8 numara La Negritida, 2 numara Mayas Mirage'de de biraz oynanmaya başlamış. 6 liraya düşmüş. Oranın biraz yüksekti bu safkanın. Yani burada ilk ayakta yani büyük ihtimalle 4, 5, 3, 2, 8 ama 4 numaranın kazanma ihtimali daha yüksek gibi. Burada ben size tekrardan 6 düzlemi göstereyim. 4 numaranın şansı bayağı yüksek. 5, 3, 8, 2 diğer rakipler olarak 4, 5, evet 5 numaranın 58 handikap var. Handikap puanlarına göre baktığımız zaman bu 4 numara biraz daha sırıtıyor işte. Zaten favori olması da bunu gösteriyor. Yani işte en çok oynanan safkanlara baktığımız zaman 3, 2, 8'e bakalım. 3, 2, 8. Evet 3 numara Jose Lescano var. En azından bu iyi adam. 8 numara Hector Diaz. Bunu da bazen sürpriz yapabilen bir jockey. Ben 5 numara pek şey yapmadım. İçime sinmedi. Ama gerçi handikap puanı 8. Pardon. Ben onu karıştırdım. 43 ile karıştırdım. Yazmakta fayda var. Bir de 2 numaralı safkan. Bir yedincilikle 63 handikap yaptığına göre artık demek ki bir geliri var. İkinci ayağa geldiğimizde arkadaşlar burada Türkiye'de 7 numara John Velasquez'in sapkını favori gözüküyor. Ben size biraz hızlı hızlı vereyim ki çünkü bayağı vakit yok. Evet burada gördüğünüz gibi 7-1 bayağı eşit çıkmış. Evet 1 numaraya şu anda bir Ganyan daha basıldı. Ekrandan kalktı. Acaba Ganyan ne oldu? 7'nin 2 lira oranı var. 1 numara yarıştan mı çıktı artık ne olduysa. Bakalım tekrar 7 Türkiye'deki şeylere bakalım. Evet 1 numara yarıştan çıkmış. Yani 7 numara kazanması gerekiyormuş. 83 handikap puana sahip. Grubun bir diğer handikap safkında zaten 3 numara bir de 2 numara. Evet 1 numara yarıştan çıkmış arkadaşlar. Yani en yakın rakip olarak da 6'nın 5 lira, 3'ün 5,5 lira, 4'ün 5,5 lira, 2'nin 5,5 lira gibi oranına sahip. 5 numaranın da 10,5 lira gibi oranına sahip. Yani gördüğünüz gibi eğer 7 yıkılırsa hemen hemen hepsinin geliri olan bir ayak arkadaşlar. O zaman buraya bir değerlendim. 6, 3, 4, 2, 5. 6, erik, 6, 3. En azından bu sapkını yazmakta fayda var. Manuel Franco ile bunu ben en azından tuttuğumuz jockey. Eric Changel'da bazen sürpriz yapabilen bir jockey. Neyse bu ayak 3 ayaklı olarak az. Burada 1 numara %53, 3. ayakta %53'lük bir orana sahip. Bakalım Amerika'da nasıl? Evet, burada da Amerika'daki bahis oranları da 1 numaranın 1'e 2 veriyor. 2 liralık oranına sahip. En yakın rakip olarak da 7 numara Louis Sizem'in diye 7 numara Poor Wolf 3,5 liralık bir orana sahip. Bugün bayağı safkanlar birbirine çok yakın. Hani çok direkt bir safkan gözükmüyor burada. Ama Javier Castellano'nun bindiği safkan gerçekten iyi bir safkana benziyor. Bakalım bir safkanmış bu. 76 handikap almış. Grubun evet, yüksek handikaplı safkanlarından birisi 7 numara Prenao'da. O da biraz yarış koşmuş. 7 ile yazalım. En azından bakalım kimin tayı bu? Chad Brown. Amerika'nın ünlü antrenörlerinden birisi Chad Brown. John Terranova. Evet, faktör. İkisi de çimci safkan arkadaşlar. Bayağı bu şekilde geçtik. 22-47.
Evet, bu ayakta yine iki safkan ayrılmış durumda. Yedirme Life in Shambles 1.50 gibi orana sahip. 6 bölü 4. 800 mile en az Sukes'te Manuel Franco'nun bindiği 2.25'lik orana sahip. Ondan sonraki yakın rakipler bir 5 numara Bitumen var. O da 7.5'lik orana sahip arkadaşlar. Sonra 4, 3, 10'ar lira ganyan, 2'nin 12 lira ganyan, 6 numara Fursalık da 14 lira ganyan, 1'in de 28 lira bir orana sahip. Yani burada 7, 8, sürprize de 5 çıkıyor. Bakalım bunlara. Türkiye'deki, evet Türkiye'de 7 numara gördüğünüz gibi ikinci at çıkıyor. 8 biraz daha çok oynanıyor. 90 handikaplı olsa. Ama ben burada en azından bu handikap puanıyla bu 7'nin kazanmasını bekliyorum. 7'yi en azından tek olarak geçebiliriz arkadaşlar. Bu 5. aya geldiğimizde 600 metre kum yarıştı. Bakalım burada neler çıkıyor. Evet, burada da arkadaşlar 5 numara bir banko adayı çıkıyor. 1.95 gibi bir orana sahip. En yakın rakibi 4 numara Danebury 5.5 lira orana sahip. 7 numara Durkins Call 6 lira. 6 Big Gemi bayağı bir birincilikleri var. 8 liralık orana sahip. Totos da bayağı iyiymiş. Red Ortiz Junior'un bindiği. 10 numara Shamrock Kid 8 lira orana sahip. Louis Size'in. Gerçekten bu gruptaki safkanlar bayağı iyi bir safkanlar. 3 numara Zone 2, 2 numara Karton 12'şer lira, 1 numara Local Council 14 lira, 9 numara Twisted Tom 16 lira, 8 numara Singapore Trader 16 lira oranına sahip arkadaşlar. Yani burada 5 numara bakalım. Joel Rosario bindi. Evet, Türkiye'de de Sabkan favori. Bakalım orijinali. Point. Tövbe. Bu fazla bir şey yok. 86'dan dikkat puanı var. Bunun totosu çok iyi. Rat Ortiz'in bindi. Bu da yazmakta fayda var arkadaşlar. Javier Castellano zaten bakalım. Jump start. Jin. Evet, bu orijin iyi. Yani yurt dışında 5, 4, 7, 6, 10. 5, 4, 7, 5, 4, 7, 6, 10. Manuel Ferrer'in safkına bakalım. Süper savar. Evet, bu 3 yaşındaki safkanları ben biraz daha şanslı görüyorum burada. Union Rocks. Orijinlere bakalım. Tapizarda yer. Sen orijinal var. Ghost Saver. Javier Castellano'ya bakalım. Jumpstart. Bu Javier Castellano'da sürpriz ama yazalım. Flutter Tide, Top Blanchers. Bunun antrenörü zaten dünyaca ünlü Top Blanchers. Dubnit'e geldik. Son ayağa gelelim. Son ayakta bayağı çıkan bir safkanlar var. Bakalım bir de burayı da son ayağa. Bayağı bir karışık arkadaşlar. Sonda sürü direkt bir safkan maalesef yok. 1 numara 3,5 liralık orana sahip. 13 numara Mikarin 4 lira. 14 4,5 lira. 16 5 lira. 5 numara Kitten Cat 7 lira orana sahip. Sonra 6 numara Squares Shooter 11 lira. 4 numara 22 lira oran. Ondan sonra çoğalıyor oranlar. Yani bayağı çıkan safkanlar var burada. Buradaki sıralama neymiş? 1-13, 14-16, 1-13. Bakalım. Bir numara. 3 handikap puanı 1-13. Maça bakalım. 13'ünde evet John Velasquez'in bindiği sakın. Ne varmış? 14 Jose Ortiz'in. 89 dakikadan Rat Ortiz. Safkan ekürü zaten. 16 numara ekürü.
Ekürüsü yazdık mı tamam zaten. Javier Castellano'nun bindiği Safkan Kittenkat, Kitten Joy. Bunlar zaten çim orijini iyi. Sonra bir de Jorge Vargas'ı da yazarsak 30 liralık bir altılı oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kapatmak zorundayım çünkü sizlerin de oyun yetiştirmeniz lazım. Birazdan zaten yarınki yerli yarışlar için hazırlıklarımı sunup sizlere videoyu sunmak için tekrar görüşmek için hoşça kalın arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum.